Şimdi şu soruya döneceğim. Yine bir küçük e, hayıflanma ve sohbet sorusu. Bunlarda da kusura bakmayın lütfen. Hani geçen de bir videoda cevap verdim zaten. Bu sorulara cevap vermemin sebebi arkadaşlar daha önceden de konuştuk. Bunların amacı atışmak değil. Hani ya da işte üste çıkmak bir video çekeyim de üste çıkayım üste kalayım amacıyla bunları cevaplamıyorum. Bunlar biraz hatalı eksik davranışlar. Bu eksik davranışları da biraz böyle bir konuşmak, eleştirmek gerekiyor ki bu arkadaşımız bu davranışı şu anda yapmış oldu ama yap bir daha yapmaz. Ya da o yapsa bile bu davranışı yapma eğiliminde olan diğer insanlara ha doğru ya aslında ben de bunu ara sıra yapıyorum ama bu evet bir de bu, bu işin bu tarafı varmış dedirtebilirsek güzel olur. Yani bu yüzden bunları bu kadar paylaşıyorum. Bir de bu soruyu sormak interneti yanlış kullanmak demek. Bunu bu şekilde sormak, bu şekilde ilerletmek Şimdi soruyu paylaşalım. Online'da henüz bir soru gelmedi. Şimdi bakın, Arif Bey benim hangi bilgisayarı seçmelisiniz videomu izlemiş. İşte tasarım programları için bilgisayar seçimi demişim. Program isimlerini örnekler yazmışım. O herhalde şöyle düşünmüş. İşte program isimlerini yazıyor ya burada. Bunlar için her biri için tek tek konuşuyorum gibi düşünmüş videoda. Sonra aslında videoyu izlediğinde bu videomu izleyenler bilirler. Burada ben bayağı bilgisayar parçalarını, bu parçaların programlarda ne için önemli olabileceğini, nasıl araştı, ya yani parçaları nasıl yorumlamanız ve nasıl araştırmanız gerektiğini anlatıyorum bu şeyde, e, bu videoda. Yani videoyu tam izleyen birisinin aslında şunu söylememesi lazım. Bugüne kadar da kimse söylemedi zaten. E, Max için söylemedin, Photoshop için söylemedin değil zaten. Hani bunlar için araştırma nasıl yapılır? Bunu anlatıyor video. İşte Arif Bey de sağ olsun demiş ki ya bakın arkadaşlar zaten ben şuna kızıyorum. E, bu yüzden bunları paylaşıyorum. Tamam beklediğinizi bulamamış olabilirsiniz. İyi de bu beni dolandırıcı yapmaz ki. Ben hepinizi nasıl mutlu edeyim? Hepinizin hani okuduğunuzu an okuduğunu anlama konusunda beceriksiz olanlarınız var. Okuduğunu herkes farklı mesela çok becerikli olsanız bile herkes farklı yorumlayabiliyor. Herkesin beklentileri başka. Olabilir. Ben herkesi mutlu edemem. Bunun gayet farkındayım. Ama siz bir eğitmenin bir cevabının bir videosunun herkesin her sorusunu cevaplayamayacağının farkında olmuyorsunuz bazen. Kusura bakmayın yine öğrenciler olarak şu anda şey yaparak genelleyerek konuşuyorum. Kardeşim yarım saatini çaldın. Hemen bir beni işte kötü niyetli insan haline getirmek ya da beceriksiz videoyu çekmem gerektiği gibi çekemediğimi vurgulamak. Illustrator hakkında bilgi almak için dinledim. bu e, tamam ben size Illustrator hakkında bilgi vereceğim gel bakalım diye mi çektim acaba size? Ama hiç bahsetmedin. Yarım saatin sonunda da kafamda hiçbir bilgi oluşmadı. Illustrator işlemci mi, yoksa ekran kartına mı dayalı bir program diye yazmış. Ben de arkadaşlar altına dedim ya bunu keşke bana yazacağınızı Google'a yazsanız. Şimdi bakın burada ben şeyin peşinde değilim. Bunu bana yazacağınıza Google'a yazsanız derken arkadaşlar Amacım sizin çözüme hızlı ulaşmanız. Herhangi bir YouTube'da video çeken insana soru sorup cevap beklemek verimli değil. Bunu 50 kere konuştuk. Ee, burada da lütfen işte Arif Bey'in hata yaptığı şey şu. Araştırma yaparken şöyle bakıyorsunuz bazen. Hani bir cümle var. Illustrator için ekran kartı ya da işlemci arasında daha önemli olan işlemcidir. Bu cümleyi arıyorsunuz videoda. Bu cümle yoksa da aslında Illustrator için bilgisayar seçimi nasıl yapmanız gerektiğini gayet de anlatan bir videoya e, Illustrator için ekran kartı şu iyidir demediğinden dolayı aradığınız cümleyi motomot bulamadığınız için aa bir şey anlatmamış demeye kalkışıyorsunuz. Tamam, beklentileriniz farklı olabilir. Siz yorum yapmak, düşünmek istemiyorsunuzdur, kabul e, şeydir sizin derdiniz. Ya bana söyleyin ben alayımdır. Ben onu vermiyorsam başkasından bulacaksınız. Herkes size onu vermek zorunda değil. Herkes sizin beklentilerinize göre video çekmek zorunda değil. Ee, tabi videonun açıklamasında illustrator için ekran kartımı, e, işlemcimi önemli. Açıklıyorum diye video çekip altında bahsetmiyorsam o ayıp tabi hani onu da hak veririm. Yani hemen böyle bir tartışma, hemen doğrusunu ben biliyorum. Ee, i̇şte ya işte zamanımı çaldın. Arkadaşlar internette zaman çalınır ama bir de şöyle düşünün. İnternette 500 bin tane farklı insana 5 dakikada 5 saat, 5 saat olsun 5 saatte ulaşabiliyorsunuz. Gerçek hayatta 500 bin tane eğitmene 500 tane eğitmene diyelim hadi 5 saatte ulaşabilir misiniz? Yani bazen şeyi kaçırıyorsunuz yarım saat yarım saatimi çaldın diyor Arif Bey. Hayır yarım saatinde o gün sokağa çıkıp asla ulaşamayacağı bilgileri ulaştı Arif Bey. Aradığı bilgi belki yoktu. Ama bu konuyu ona anlatacak birisini sokakta bulmaya çalışacak olsa mümkün değil. Bulamayacağı bir şeyi bulup yarım saat izlemiş oldu. Yani internetin bir nimet olduğunu da biraz unutmayalım. Bazen şey yapıyoruz çok negatif bakıyoruz. Yani çok böyle istediğimiz olmayınca başlıyoruz çocuk gibi ağlamaya. Ee, i̇nternette de arkadaşlar şimdi sorunun asıl kısmına tekrar döneyim. Araştırma yaparken bazen yanlış soruyu soruyorsunuz. İşte Illustrator'ın için hangisi önemli? Ya saçma bir soru bu aslında. Çünkü yaptığınız işe göre değişir. Aslında şunu bir anlasanız, şunu bir artık öğrenseniz, Illustrator'da ne yaptığınıza göre de değişir. Benim videomu izlese Arif Bey bunu öğrenecek. Benim videomda bunu söylüyorum çünkü hangi programda e, ne olduğu önemli değil. O programda ne iş yaptığınız önemli diye tane tane anlatıyorum. Ama Arif Bey Illustrator için işlemci mi, ekran kartı mı? Bunu söyle bana diye izlediğinden dolayı bu bilgiler ona geçmiyor. Lütfen bu hatayı yapmayın. Sizin iyiliğiniz için, benim iyiliğim için değil. Ben bu yoruma cevap vermem, muhatap almam, hayatıma devam ederim. Benim için bir zararı olmaz.